Levent Yılmaz 2019 bitmeden, 2020 gelmeden 2019 biterken bin sonraki yıla ilişkin öngörülerde yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bu konu oldukça iki uyandırıcı ve yılın bu aylarında sıkça konuşuluyor. Zira insanın doğasının bir parçası olan geleceği tahmin etme arzusunun temelinde riskleri görerek kendini koruma ve fırsatları görerek çıkar sağlama güdüsü var. Tabi en çok merak edilen öngörülerin başında da bir sonraki yıl risk oluşturması beklenen konular var. Çünkü riskleri önceden bilmenin önemini her ekonomik kriz deneyimiyle bir kez daha hatırlıyoruz. 2020 için belli başlı riskler. Deutsche Bank'ın baş ekonomisti Thorsten Sloan gelecek sene ekonomiler ve piyasalar için öngörülen en büyük 20 riski listeledi. Biz burada belli başlı olanlara bakacağız. Listede eşitsizlikler başa çekiyor. Aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hemen hemen her Birleşmiş Milletler zirvesinde ele aldığı bu konu yani küresel gelir dağılımı adaletsizliği ve onun sağlıkla eğitimdeki yansımaları hala büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Öte yandan Hans Rosling'in New York Times en çok satanlar listesindeki Factfulness kitabındaki dünyanın eski oranla çok daha iyi olduğu ve daha fazla insanın daha iyi hayat koşullarında yaşadığına ilişkin bulgularının yeterli olmadığını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Dünyadaki en alt gelir grubunun eski oranla daha iyi koşullarda olması, bu arada oluşan eşitsizliklerin kabul edilebileceği anlamına gelmez. 2020 için öngörülen bir diğer risk ise devam eden ticaret savaşları her ne kadar arada bir anlaşma sağlanacağına yönelik haberler çıksa da ticaret savaşlarının devam edeceğini biliyoruz. Dahası bir süre sonra dolarla yuana Brexit'in ardından İngiliz poundu ve euronun da katılacağı bir kur savaşına da hazırlıklı olmakta fayda var bir demişken bir diğer riskin bir sürecindeki belirsizlik olduğunu da not etmiş olalım. 2020'de yakından takip edeceğimiz bir diğer gelişme ise ABD Başkanı Trump'ın görevden azde süreci. ABD ekonomisi dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi ve ekonominin işleyişindeki aksamaların nelere neden olabileceğini 2008'de küresel krizden dolayı çok iyi biliyoruz. Bu bakımdan Başkan Trump'ın kendisine yönelik süreçte alacağı aksiyonların agresiflik derecesinin küresel ekonomiye etkilerini çok yakından takip etmek gerekiyor. Türkiye'nin öncelikleri ne olacak? bir yandan küresel gelişmeleri ve küresel ekonomiyi takip ederken, diğer yandan da kendi önceliklerimizle ilgili süreçleri yönetiyoruz. Ekonomi tarafında büyüme, faiz, enflasyon, cari işlemler dengesi ve işsizlik gibi makro verilere odaklanmışken, diğer yandan da Suriye ve Irak'taki terör faaliyetleri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve müttefiklerimizin bize ilişkin politikaları gündem olmaya devam ediyor. Türkiye bir süredir hem terörle mücadele noktasında hem ekonomide atılacak teknik adımlarda hem de bölgesindeki gelişmelerde süreci daha proaktif bir şekilde yönetiyor. Ancak müttefiklerinin Türkiye yönelik uluslararası hukuka aykırı tutumları ve bölge politikaları konusu ise dikkatle takip edilecek bir riske dönüşmüş durumda. Bu bakımdan Türkiye'nin önceliği ekonomideki teknik adımları kadar önemli olacak ekonomiyi etki eden ekonomi dışı gelişmeler olacak.